Janin İngiltere'de satın aldığı şirketle birlikte çok önemli bir adım attı. Hatırlayacaksınız, bir önceki videomuzda çok detaylı konuştuk. Şimdi Venom AR'la ilgili şöyle bir uygulama ve kutu açılış videosu gibi olacak ama değil tabii ki. Genç abi bize detayları anlatacak. Merhaba tekrar. Evet, bizim 2019'da başlayan ve 2022'de sonlandırdığımız bir süreç bu. Bu AI sistemimizin satın alma süreci. AI sistemimiz artık bildiğiniz gibi geçen yıldan itibaren bizim şirket ekosistemimizin bir parçası. Bizim orta kalibre top ve top sistemlerinden sorumlu marka ve iştirakimiz. Sahip olduğu çok eşsiz ürünler var. Kendisini 60 yıldan daha uzun bir süredir muharebe alanlarında farklı farklı platformlar üzerinde kanıtlamış bir firmaydı. Bizim skopumuzda da şu an aşağıda görülen Venom AR yaptığı günden beri bizim direkt radarımıza takıldı. Çünkü çok eşsiz bir ürün. Oraya gelmeden önce ben ilk başta size birazcık bu orta kalibre topların özellikle 30 milimetrenin biraz tarihçesini anlatmak istiyorum. Yani çünkü biraz bizim mutlaka akademisyenlerimiz biliyor, mutlaka konuyu çok irdeleyen kişiler çok iyi biliyor da ben birazcık daha böyle bunu basitleştirerek böyle anlatacağım tarihçesini ve önemini. İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte bazı silah kalibrelerinin çok küçük kaldığı, bazılarının daha çok revaçta olduğu ortaya çıktı. Bunlar da orta kalibre. Yani NATO'da bizim 20, 25, 30, 35 dediğimiz 40'a kadar milimetrelerin hepsi 20, 25, 30, 35, 40. Bunlar orta kalibre toplar. AI sistemimiz de tam bu aşamada kurulmuş. İkinci Dünya Savaşı'ndan kurulmuş, sonrasında kurulmuş bir firma. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin yapmış olduğu tüm hava araçlarında işte Husker'lar, Hawker uçakları ve dikey kalkış yapan Harrier uçaklarını bilirler böyle savunma sanayini takip edenler. Sea Harrier uçaklarının dahil tüm toplarını yapan İngiliz firması. Hem kara topları hem de hava araçlarında. Çünkü ilk başta hava araçları başlıyor. Çünkü biliyorsunuz hava araçlarındaki spekler çok precise. Yani böyle geliştirmesi zor, Ar-Ge'si zor ürünler ve yani burada asıl bir şey yapmak önemli. Oradan sonra kara toplarına bunları uyarlamak çok kolay oluyor. Buradaki deneyimlerini ilerletiyorlar ve birçok işte hava aracında kullanıyorlar. Bu arada akışta şöyle bir şey var. Avrupa revolver yani tamburolu mekanizma kullanıyor. Amerika'da chain, zincir tahrikli mekanizma kullanıyor. Şimdi bu iki arasındaki fark nedir diye ufak bir anlatmamız gerekecek. Zincir tahrikli mekanizmalar hız limitinde bir sıkıntı var. Yani 600-700 atımın üzerinden çıkamazlar. Ama revolver, tamburolu mekanizmada ise elektrikli ateşleme mekanizması olduğundan dolayı hızı 200'den de alabilirsiniz, 1200'e kadar alabilirsiniz. Bir defa burada bir atış üstünlüğü söz konusu. Amerikalılar bu zincir tahriklilerin maksimum gelebildiği noktadaki zafiyeti gördükleri için ne yapmışlar? Gatling denen çok namlulu mekanizma üretmişler. Ama bunlar da çok büyük ve çok pahalı sistemler. Ve atış adedi birden 700'lerden 3000'lere çıkıyor. Arada bir boşluk var. Yani 1000'ler 2000'ler yok. Şimdi sizin bir 700'ünüz var, bir 3000 atımınız var. Bu iki atım arasında bir şeye ihtiyacınız var. İşte tam bu noktada AI sistemimiz tam doğru çözüm oluyor. İstediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz 200'den 1200'e kadar ayarlayabildiğiniz bir top düşünün. Ve tabii ne kadar çok mühimmat o kadar hava aracına yük yani. Onu tabii hava araçlarının zaten öyle bir şansınız yok. Yani tabii 3000 atım gönlüsel koyarsınız ama 500 tane bitersiniz. 700 tane, 1000 tane atarsınız bitersiniz. Ya da yine bilirler A110 vardır. Muazzam büyük bir topun üstüne yapılan bir uçaktır o. Ya aslında önce topu belirlemişlerdir. Sonra uçağı onun üzerine inşa etmişlerdir. Tek bir amacı vardır o uçağın, o topu taşımak. Başka hiçbir amacı yoktur. Ama günümüzde bu kadar pahalı süreçler her ülke altından kalkamadığı gibi şu an görüyoruz ki kuzeyimizdeki savaşta çok basit, maliyet etkin ürünlerle birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü zaman içerisinde maliyet ve büyük bu bütçeler yönetilebilir olmaktan çıkıyor. Yani siz devasa 100 milyon her bir platforma 125 milyon dolarlar harcayıp falan böyle bir süreç yok. O yüzden de her platforma çok rahat entegre edilebilir silah sistemleri esas. Orta kalibre toplar kısaca burada en rahat çözüm oluyor. Ama bir orta kalibre topun topu olmasından dolayı muazzam bir tepme enerjisi üretiyor. Şimdi siz atış hızındaki sorunu çözdünüz, okey. Ama tepme enerjisi hala var.
Dolayısıyla oluşan recoil'ı, yani tepmeyi her tür araca entegre edemezsiniz. Yani bugün mesela bu versiyonu alıp bir aracın üzerine, bir pick-up'ın üstüne koyamazsınız. 24 kN, 26 kN arası bir enerji üretir. Ama tabii aracı sallar, araç hareket halini atış ettiğinizde aracı devirebilir. Ama şunu kullanırsınız, yani VLR'ı kullanırsınız. Üzerindeki eşsiz olan iki tane sönümleme sayesinde. Şöyle yanına doğru da geçelim, tabii daha rahat gösterelim. Sahip olmuş olduğu iki tane eşsiz buffer var. Bu bufferlar sayesinde abisi olan Aden silahından farklı olarak atış esnasında oluşan enerji 9 ila 7 kN'a düşüyor. Şimdi bizi izleyenler belki ya da takipçilerinizin kafası karışabilir. Yani nasıl, yani bir kafada bir şey oluşması gerekiyor değil mi? Şöyle izah edeyim. 7 kN'un neden çok düşük bir enerji olduğundan bahsetmek istiyorum. 12.7 50 kalibre eğer siz ateş ederken herhangi bir sönümleme kullanmazsanız oluşan enerji 14 ile 16 kN. Bunda ise 7 kN. Yarı yarıya düşürüyorsunuz. Düşünün, bir 50 kalibreden, ki 50 kalibre bugün hemen hemen her tür araca entegre edilebiliyor. Bununkisi 30 milimetre mermi atıyorsunuz ama 12.7'nin yarısı kadar bir tepmeyle karşılaşıyorsunuz. Ne yapıyor bu otomatik olarak sizi? Tüm platformları entegre edilebilir hale getiriyor. Üstüne yüksek atış gücü geliyor. Dolayısıyla hem yüksek atış gücü hem de mobilite, yani modern savaş dünyasında iki tane önemli unsur, iki önemli dinamik, mobility and fire superiority, hareketlilik ve atış üstünlüğünü tek bir silahta birleştirmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu teknolojide satın aldığınız İngiliz şirketin geliştirdiği. Bu çok normal, yani dünyada satın almalar var. Aslında savunma sanayi çok fazla oluyor. İşte geçenlerde ne yaptı? İşte Rheinmetall gitti, Expo'da da satın aldı. Bunlar hep olan şeyler. Bizim ülkemiz birazcık çok yeni bu tip konulara. Ama bunda artık olmuş oldu ve bunu da ülkemiz yaşayacak, görecek. Ve tüm dost ve müttefik ülkeler bizim yüksek imalat gücümüzle, kapasitemizle AI Systems'ın know-how'ının birleşmiş olarak sunumunu görmüş olacaklar, deneyimlemiş olacaklar ve çok kısa zamanda birçok platformun üstünde sizler de göreceksiniz. İzleyicilerimiz, ilk videonun linkini de bırakacağım yukarı. Oradan Gencay Bey'in anlattığı konunun çok daha detayı, hangi pazarlara nasıl gidebilir, çok güzel konuştuk o konuları, oradan izleyebilirler. Çok teşekkür ediyoruz, iyi fuarlar diliyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.